Arkadaşlar merhaba, ben Üftü Hoca. Bomba gibi bir rehberlik videosuyla karşınızdayım. Yine inşallah her sayfada kendinizden bir şeyler bulacağınız ve gerçekten size çok şey katacak bir mezunlar için videosu karşınızda. Haydi hocam, gelsin ilk maddemiz, ilk başlığımız, ilk vurgumuz gelsin. Öncelikle sayın mezun, sevgili mezun arkadaşım, her şeyden önce YouTube'a sırtımızı dayamayı bilelim hocam. Bir kere sırtımızı YouTube'a rahat bir şekilde dayayalım. Abi istediğin Türkçeciyi seçiyorsun, istediğin matematikçiyi seçiyorsun, kimse sana karışmıyor. Birini ondan, birini ondan dinliyorsun. Biraz buradan, biraz şuradan. Yani kafana göre sapasağlam, bomba gibi bir dershane kurabilirsin. Bu bir, bu bir kere cebinde bir dursun. Yalnız değilsin yani. Bir şekilde YouTube'a sırtını çok rahat dayayabilirsin. Şunu da lütfen kafandan çıkar. Ya hocam valla yani dershaneye gitseydim sorularımı sorardım. Baştan sona büyük yalandır hocam. Ben yıllarca çalıştım arkadaşlar dershanede. Gelen bir ya da iki kişi oluyor. Geliyor adam soruyor, tamam, ondan sonra artık sene sonuna doğru bir daha uğrarsa uğruyor. Ya da çok böyle alakasız zor bir konu olursa bir tane ya soruyor ya sormuyor. O da sınıftan bir kişi iki kişi ancak çıkıyor. Doğal olarak dershaneye gidiyorum, bütün sorularımı soruyorum. Kesinlikle baştan sona yalan arkadaşlar. O yüzden içiniz rahat olsun. YouTube'dan da çok rahat sağlam bir dershane kurulabilir. Bu bir kere cepte kalsın hocam. Bu konuda içimiz bir rahat olsun. Sayın mezun, gel ikiye bakalım. Bence en önemli maddelerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Hani şu potansiyelimizi belirleme durumu. Hocam bu ne demek Allah aşkına? Şimdi kalkış süresi, kalkış saati daha doğrusu, çalışma süresi, çözebileceğin soru sayısı, bunları kesinlikle belirlemelisin. Şimdi ben sana diyorum ki işte 5'te kalk, 6'da kalk, 7'de kalk şuraya kadar çalış, 8'de kalk. Güzel, eyvallah, anlatıyorsun da hocam ben bunu yapamıyorum. Değil mi? Ben bunu uygulayamıyorum. Demek ki bu herkes için geçerli bir şey değil. İşte şu saatten şu saate kadar, şimdi birazdan bahsedeceğim. Şunu kesin yap, bunu mutlaka yapın falan. Bu herkes için tabii ki geçerli olmayacaktır. Doğal olarak önce kendi potansiyelini belirlemelisin. Nasıl yapacağım hocam bunu? Kendine şöyle adam akıllı bir 2-3 gün ver. Bir kalk bakalım erkenden neler yapabiliyorsun. Bir yat bakalım erkenden neler görebiliyorsun. Doğal olarak şöyle kendini bir dene. Mesela gün içerisinde ne kadar soru çözebiliyorsun? Zorla bakalım. 20 çözüyorsan 40'a çıkart. 40 çözüyorsan atıyorum paragraftan 50'ye çıkart. Ya da genel anlamda 100-150 çözüyorsan bir 250-300 görmeye çalış bakalım neler oluyor. Yani önce potansiyeli bir zorla, ama mutlaka zorla. Yani iki soru çözdüm hocam. Yani üçüncü yani yapamam ya, yok yok. Değil de bir yaptım ya, dördü zorluyorum mu görelim sizden. Yani kısacası gün içerisinde potansiyelinizi gerçek anlamda belirleyin. Kaç saat çalışabiliyorsunuz? Yani eyvallah, günde 10 saat çalışsan mükemmel olur. 15 saat çalışsan daha iyi olur, ama yapabilecek misin sen bunu? Ya da ne bileyim ya, derece öğrencilerini dinliyoruz. İşte şöyle yaptım, böyle yaptım. Sen uygulayabilir misin? Değil mi? Bütün mesele bu arkadaşlar. O yapmış. Başka biri de yapabilir. Belki de sen de yapabileceksin ama yapamıyorsan. Doğal olarak potansiyelinizi lütfen belirleyin arkadaşlar. Programlarınızı lütfen sadece kendinize göre, yani başarılı olmuş başkalarının programlarına göre değil. Tabii ki tavsiyeleri alacağız. Tabii ki yanlışlarımızı düzelteceğiz. Tabii ki doğruları onlar gibi yapmaya çalışacağız. Ama tekrar ediyorum, lütfen programınızı kendinize göre yapmaya çalışınız. Potansiyel belirleme bu noktada bir numaralı adım. Gelin isterseniz adım adım günü konuşalım mı? Ne yapmak lazım? Kaçta kalkacağız? Kaçta yatacağız? Ne yaparsak daha doğru olur? Bunlar genel ifadeler tabii. Herkes kendine göre bu ifadeleri lütfen uyarlasın. Ve evet, şu uyarıda bulunalım da ondan sonra geçelim. En uç noktaları zorlayın arkadaşlar. Az önce söylemiştim. Yani bu gerçekten sizi ciddi anlamda açacak arkadaşlar. Uyku noktasında kendinizi biraz zorlayın. Soru sayısı bakımından kendinizi zorlayın. Az önce söylemiştim. Çalışma süresi bakımından kendinizi zorlayın. İyice çakralar bir açılsın hocam, değil mi? Böyle sıfır araç almak gibi bir şey. Motoru açmak için bir basarsın ya. İşte o basmadan sonra böyle bir rahatlarsın falan, tamam dersin ya, motor açıldı. Yakıtta da ona göre değişiklikler olur falan. Aynen öyle hocam. Kendimiz de öyle düşüneceğiz. Doğal olarak böyle limitleri zorlayacağımız noktalar bir olsun lütfen. Sonrası zaten gelecektir. Peki haydi başlayalım. Gün gün konuşalım hocam. Şimdi yani günü böyle bölelim saat saat. Bir mezun için en uygun kalkış saati arkadaşlar 8 civarı. Şimdi 7'de kalkıp çalışanlar var. Hatta izleyin böyle derece yapmış öğrenci. 5.30 mesela, adam 5.30'da kalkmış. 7.30'a kadar dünyanın konusunu bitirmiş falan. Kesinlikle potansiyel meselesi. O yapar, ben yapamam abi, bu kadar. Veya ben yaparım ama sen yapamazsın. Değil mi? Bütün mesele bu. O yüzden işte bu adam birinci olmuş, Türkiye birincisi. Ne yapmış? 2'de kalkmış. Ben de 2'de kalkacağım. Kaçta yapmış? 3'te yapmış, ben de 3'te yatacağım. Ne yemiş? İşte hiçbir şey yememiş, su içmiş, ben de su içeceğim falan, olmamalı. Yani ne yemiş ne hiçbir şey girmemek lazım. 8 ortalama bir süre arkadaşlar. Tabii ki yatış burada ön planda olacak ama ben 1'e kadar falan çalıştığınızı düşünüyorum. Yani 12-1'e kadar. Normalde 11 sonrası yavaş yavaş böyle bir yatış süreci başlar. Birazdan konuşacağız ama 12.30-1 civarı yattığınızı düşündüğümüzde 7-7.5 saatlik bir süreç müthiş bir zamandır. Yani ben mesela kendi adıma tabii ki çok çok erken kalkıyordum ama böyle 6-7'de kalktığın zaman bir mahmurluk var, uyku mahmurluğu, değil mi? Hiçbir şey canın istemiyor. Şimdi bazıları vardır. Kalkar mesela, ben öyleyimdir. En az bir saat kahvaltı yapamam hocam. Zaman geçmesi lazım, değil mi? Aramızda öyle insanlar, öyle öğrenciler vardır.
Kalkar kalkmaz atıştırıp çalışmaya başlamak zordur çoğumuz için. Beklersin böyle bir şeyler atıştırayım diye. Yarım saat, bir saat zaman geçer. Mide bulantısı şu bu yani, kalktığına değmez kısacası. Çok ciddi anlamda erken kalktığına. Doğal olarak 8 civarı kalkış bu. 8.5 olur. 9'a doğru hafif yaklaşır ama 8 civarı kalkışı bence kendinize düstur edinin. Bunu mutlaka yapın. Ciddi anlamda zaman kalacak. Tabii dershaneye gitmediğimizi varsaydığımızda. Devam. Küçük bir atıştırma sonrası kalktık diyelim. Güzel bir paragraf çözümü acayip güzel olur hocam. Öf öf öf, yani daha ötesi yok. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Dinç olduğunuz zamanlarda mümkün mertebe sabahlar olabilir. Paragrafı çözün, aradan bir çıksın. Amacımız o aslında. Yani gün içerisinde özellikle 12'den sonra biraz daha zihin açılır. O aralıkları ben konu çalışmaya ayırmanızı isteyeceğim. Birazdan konuşacağız. Akşam şöyle 5-6 sonrasında da yavaş yavaş yorgunluk başlar. Zihin yavaş yavaş kapanmaya başlar. Canın hiçbir şey istemez. Bir bakmışsın dünya kadar paragraf, onu hiç çözemezsin. Doğal olarak sabah saatte paragrafı çözüp şöyle aradan çıkarmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Güne yayabilirsiniz. 20 sabah 20 akşam 40 soru acayip ilaç olur. Zaten 30-40 civarı çözün derken aslında bunu da kastediyoruz. Bir çırpıda 30 soru 40 sorudan bahsetmiyoruz. Hani dil bilgisinde çözersin. Belki matematikte şunu da bunu da çözersin de paragrafta bir anda böyle yüklenmek gerçekten zordur. Hocam ne var 40 soruda diye düşünmeyin. Sınava daha çok ciddi zaman var arkadaşlar. O yüzden böyle bir aralık veriyorum size. Yavaş yavaş gidelim. Zaten günde 30-40 soruyu çarptığın böldüğün zaman 8-10 tane kitap yapar yani sınava kadar, değil mi? O yüzden içiniz rahat olsun. Sabah saatleri küçük bir atıştırmadan sonra, yani şöyle zihin hafif bir açılsın, çayımız yavaş elimizde bir olsun, peynirimiz, zeytinimiz, midemize hafif hafif inerken paragrafa geçmek büyük ilaç olacak. Sayın mezun, sana diyorum, dalıyorsun bak. Sayın mezun, evet süpersin, toparlandın. Bir kendine gel ya. Bir kendine gel, bu ne? Ben burada kendim parçaladım, dalmış gitmişsin. Toparlan. Hadi toparlan, devam ediyoruz. Ardından 12'ye kadarki süreçte arkadaşlar sağlam bir konu çalışması yapılabilir. Yani sabah kalktın hocam, bir paragraf soru çözümü yaptın. Bu 20 olur, 40 olur en fazla. 20 ile 40 arası. Hadi bunu 30 diyelim. Sabah 25-30 soru neyse çözdün. Şöyle bir kendine geldin hocam. Sonra 12'ye kadarki süreçte ne kadar zamanın kalır? Kahvaltıydı, soru çözümüydü falan derken saat 9.30 onu rahat bulur. 2 saatlik sürede güzel bir sağlam bir konu çalışması çok faydalı olur. Atıyorum işte 30 dakikalık ya da ne bileyim 20-25 dakikalık bir konu anlatım. 2 tane video dinlersin. 40'ardan adam gibi bir konuyu sapasağlam bitirebilirsin, değil mi bu süreçte? Peki devam. YouTube'a tabii ki yüklendiğimizi varsayarak bunu söylüyoruz. 12-17 arası hocam. Şimdi 12-17 arasında çeşitli molaların olacak. Çay içeceksin, ne bileyim küçük bir öğle yemeği, çok böyle abartmadan şatafatlı 1,5-2 saat sürecek bir yemekten bahsetmiyoruz. Küçücük bir öğle yemeği falan filan derken bir 1-1,5 saat harcanır. Harcanır diyorum ama harcamak değil aslında. Bu güzel bir şey yani. Dinleneceğiz, tabii ki karnımızı doyuracağız. Tabii ki molamız olacak. Belki bir arkadaşımızla görüşeceğiz, konuşacağız. Çok abartmadan tabii ki. Doğal olarak 12 ile 5 arası arkadaşlar bir mezunun ortalama 1-1,5 saatlik bir kaybı olacak. Belki biraz daha fazla olabilir. Ortalama hadi 2 saat desek buna. 12 ile 5 arasında yaklaşık 3 saat gibi bir açık çıkacak arkadaşlar ortaya. Ne yaparsan yap hocam. Ha, kız arkadaşlarımız bu noktada biraz daha dezavantajlılar. Çünkü belki yemek hazırlama sürecinde falan yardımcı olacaklar. Toplanması, temizliği, şunu bunu. Aralarda biraz daha o arkadaşlarımızın ekstra bir yarım saat, bir saat kadar kaybı olabilir. Onlar için de bir 2-2,5 saatlik bir zaman dilimi. Ortalama 2,5-3 saatlik bir dilim çıktığını düşünelim. Bu zaman diliminde soru çözümü ilaç olur, ilaç. Daha ötesi olmaz hocam. Vallahi billahi. Yani majeziyi versem suyunu içsen hocam o baş ağrın gitmez. Ama 12 ile 5 arası hocam bunu yaparsan ne baş ağrısı kalır, ne eklem ağrısı, ne bilmem ne. Yatar uyursun hocam mis tertemiz. Doğal olarak lütfen 12 ile 5 arası hocam yaklaşık 2,5-3 saatlik bir zaman aralığı kendinize oluşturun. Sabah çalıştığınız konunun soru çözümü olursa acayip ilaç olur. Yok hocam ben sabah öylesine çalıştım o konuya. Daha dünkü birkaç gün önceki konuların sorusunu çözeceğim, o da olur. Yeter ki şu aralıkta 2,5-3 saatlik sağlam bir soru çözümü yaşansın. Tamam, bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle uygulayın. Bunların hepsi tecrübeyle sabit şeyler. Peki hocam bir nefes alalım, derin bir nefes. 17-23 arası. Ha, bu saatler o genelleme saatler arkadaşlar. 17-30 olur, 17-40 olur, 17-45 olur. Bu değişir. 23 olur, 23-10 olur, 23-30 olur. Kendiniz böyle 0-0'lara takıntılı olarak götürmeyin lütfen. Yoksa moraliniz bozulur. Tamam. Yani aşarsınız mutlaka bu zaman aralıklarını. Ya erken biter ya geç biter. Kendinizi çok böyle 0-0'lara takmayın ama. Saatler önemli tabii. 5-11 arası. Ortalama 6 saatlik bir dilim var arkadaşlar, değil mi? 5-11 arası ortalama 6 saat dedim. Çünkü yine bu arada yemek olur, çay olur, su olur. Yani 1,5-2 saatlik, yine 1-1,5 saat diyelim, bir kayıp mutlaka olur arkadaşlar. Yani 5'te tam anlamıyla oturup 11'de tam anlamıyla kalkmak neredeyse imkansızdır. Bir şekilde bir şeyler olur yani. Peki bu arada da arkadaşlar yeni bir konu çalışabilir, bu çalışılabilir bu aralıkta. Sabahki konunun bir tekrarı olabilir, günlük tekrar da yapabilirsiniz. Tabii ki 6 saatten bahsetmiyorum. Öyle bir yarım saatlik, bir saatlik bir tekrar, sonrasında yeni konu. Çok fazla soru çözümüne girmemekte fayda var bu aralıklarda. Saat böyle 7-8-10 olmuş artık, yavaş yavaş kafa gidiyor, beyin gidiyor, zihin dolmuş. Kafada
zamanda sorunlar, problemler, hayaller, hedefler derken çok da verimli olmayacaktır. Özellikle böyle 23'e yaslandığımız zaman böyle 20, 21, 22 çok da adam akıllı verimli bir soru çözümü olmayacaktır. Ama dediğim gibi bu söylediklerim genel ifadeler, toparlama ifadeler, aramızda canavar gibi çözen, yok hocam ben bir de bir soru çözüyorum bir gel de gör diyenler olabilir. Yani adam bir de kalkar çatır çatır çözer, full yapar, saygılıyorum. Bunlar genel ifadeler tabii ama ortalama bir vatandaşın yapması gerekenler. Kısacası hocam, bakın çok önemli bir şey söyleyeceğiz. Şimdi burada yaklaşık 1-1,5 saat kayıp olsa 5 saat gibi bir aralığımız var buradan. Bunun öncesinde 12-17 arasında ortalama yaklaşık 3 saatlik bir boşluğumuz vardı. Sabah da yaklaşık bir 2 saat boşluk yarattık hocam. 8'de kalktığımızda doğal olarak 5-3-8-2-10. 10 saatlik bir programdan bahsediyoruz. Yani hocam yaya yatsan, hadi ben çok kötüyüm hocam ne 10 saat desen, yine ortalama 7-8 saat gibi bir aralık doğuyor. Sabah 8'de kalkıp 11'e kadar ki bu programı uyguladığımızda ciddi bir zaman aralığıdır. Uyuma! Bak yine dalıyorsun. Haydi çaylar yudumlansın. Video şimdi başlıyor. Vallahi billahi şimdi başlıyor. Bak şimdi söyleyeceklerimiz çok önemli. 23 sonrası saat 11 yatağa girdin, yattın, uyudun. Böyle bir şey yok. Olmamalı. Ha şöyle olmalı. Yani 11'de yatıp da bana 5'te kalkacaksan olur. Ama 11'de yatıp da 8'de 9'da 10'da kalkacaksan artık o zaman kaybına girer. Çok bariz. Hocam vallahi çok yorgundum. Çok iyi geldi uyku. Şimdi iyi geldi. 5 dakika sonra diyeceksin ki hocam yarın da mı öyle yapsam? O çok iyi gelen uyku senin Mart'tan Nisan'a kadar götürecek. Sonradan insan da ben tekrar nasıl başlayabilirim? Bocalamaya başlayacaksın. Doğal olarak 23'te yatış ancak 5'te 5.30'da 6'da belki kalkmaya odaklandığında güzel olur. Aksi halde 8 civarı, 7.30, 8 civarı, 8.30 civarı kalkacak olan vatandaş için 23 sonrası yapması gereken bir numaralı şey sesli konu okumalarıdır. Harika olur, harika. Daha ötesi olmaz. Vallahi daha ötesi yok. Hocam benim zihnim çok açık. 3'e 4'e kadar hiç fark etmez hocam. Sizin yapmanız gerekenler, bütün öğrencilerin genel olarak yapması gereken 23 sonrası yavaş yavaş yatmaya tabii ki hazırlık ve o arada sesli konu okumaları. Hocam ben bir tane odada, bir dört duvarda 8 kişi kalıyorum. Hiç fark etmez. Şu ya bak, 23 sonrası sesli konu okumaları harika olur. Harika falan. Bak mesela şu an ben konuşuyorum. 70 kişi de kalsak bu odada bunu ben duyarım da karşı taraf çok duymaz. Yani ben sana böyle sonrası sesli konu okumaları demeni istemiyorum zaten. Sesli okumadan kastım senin kulağına azıcık böyle bir ızıcık ya ızıcık bir fısıltı gitsin tamamdır. Tamam. Sesli okuma mutlaka yapın. Acayip işinize yarayacak. Vallahi billahi çok işinize yarayacak. Bu şey gibi düşünün ya. Notları açıp çalışmak var. Bir de hocadan dinleyerek notlara bakıp çalışmak var. Hangisi kalıcı? Tartışmaya gerek yok. Değil mi? Bunu konuşmaya gerek yok. Ya adam anlatıyor, duyuyorsun, espriler şunlar bunlar. Bir şekilde kalıcı oluyor. Doğal olarak sesli okuma yapın. Kendinizin öğretmeni olun kısacası. Tamam. Bunu mutlaka yapınız 23 sonrası tabii. Ha bu geneldir, yine genellemedir. Hocam ben 8'e kadar çok deli çalıştım. 8'den sonra yapsam olur. Hocam ben vallahi 10'a kadar yardırdım gittim. Dünyanın sorusunu çözdüm. Ondan sonra yapsam o da olur. Yani bunu mutlaka yapın da çok böyle yatmadan, iyice uykular gelmeden yeter ki yapılsın, tamam. Onun dışında içinde bulunduğumuz dönemde hocam söylediklerim çok ama çok işinize yarayacak. Bak içinde bulunduğunuz dönemde söyleyeceklerim fazlasıyla işinize yarayacak. İlerleyen aylarda ise soru çözümü sürenizi artırabilirsiniz. Hocam şimdi yapmanız gerekenleri söyledim ben önümüzdeki birkaç ay. Şöyle ocağı gördüğümüz zaman, mocak özellikle, mocak göründüğü an itibariyle ne yapmalısın? Artık yavaş yavaş soru çözümlerini artırmalısın. Neden? Çünkü konular bitiyor yavaş yavaş. Ocak, Şubat, Mart artık konular yavaş yavaş bitmeye başlıyor ciddi anlamda. Doğal olarak soru çözümüne daha fazla vakit ayırman gerekecek. Yani bu söylediklerimi yavaş yavaş böyle konu dedim ya mesela konu çalış. Ya da ne bileyim sabah gün içerisinde tekrar yap falan. Onları ufak ufak azaltıp soru çözümlerini artırırsanız da mükemmel olur. Ama bence şu an bu anlatımlardan ufak ufak bir uyku problemine değindiğimiz anlaşılıyor. Yani bir kalkış ve yatış süresi arasında bir orantı yakalayabilirsek ben kolay kolay hata yapacağınızı düşünmüyorum. Bütün mesele erken kalkmakta arkadaşlar. İnanın yani çok faydalı bu. Hocam ben verimli çalışıyorum valla. 1'de kalkıyorum 13 mis gibi. 14'e kadar bir saat öyle bir çalışıyorum ki göreceksin hocam sınavda falan. Öyle bir şey yok hocam, içim rahat olsun. Hiç çalışmadan yaptım hocam, son bir haftada vallahi bir tekrar yaptım, fulledim ya falan, hepsi efsane. Ha yapan var mı? Diyelim ki var, çıktı. Binde bir hocam. O yüzden o binde bire girme çabamız olmasın, öyle bir tip olmayalım. Sizden ricam parçalayalım ya kendimizi, vallahi bak parçalayalım kendimizi. Bir yıl gerekirse hayatımızdan kesip atacağımız bir yıl olsun. Ondan sonra zaten mükemmel bir hayat inşallah sizi bekliyor olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kalem dur. Harika.